Aranızda kaç kişi öğrenci? Kaç lisans kişi? Lisans mı? Lisans. Öğrenci genel olarak. Öğrenci İtalyan. Kaç kişi bir startupta çalışıyor? Kaç kişi kurumsal bir şirkette çalışıyor? Okay. Kaç kişi bir AI projesinde aktif olarak çalışıyor şu anda? Çok güzel. Güzel. Peki kaç kişi aç? Herkes. Okey. Şimdi 15 dakika bitireceğim 15 dakikada. Nazire bana şey yapacak. Hollandalı kendisi. Zaman konusunda çok iyi. O yüzden 10 dakika bitince 5 dakika kaldı diye bana söyleyecek. Ben Zehra Çataltepe, hani hayatın farklı yerlerinde bulundum. Hepimizden yaşım, çoğumuzdan yaşım biraz daha büyük. İşte yani hocalık, startuplarda çalışmak, kurumsal şirketlerde çalışmak, işte patentler, makaleler yazmak, öğrenci yetiştirmek falan gibi bir sürü iş yaptım. Aranızda öğrencim olan kimse var mı? Yani İTÜ'de, vah çok güzel, hakkınızı helal edin. Hele ilk senelerde yani hocalık yaptıysam size çok özür dilerim. Daha sonra daha iyi geçti ama ilk seneler çok kötü. Yani şeydi, egzemenleri baştan yazın falan demiştim. Böyle sonra 5 sene sonra baktım ya ne kadar acımasız bir insanmışım ben filan dedim. Sonra işte if it doesn't kill them, it makes them stronger filan gibi şeyler düşündüm. Evet. Bu sıralarda işte son 5 yıldır Tazi diye bir maceraya atıldık. Eşimle beraber Tazi E'yi kurduk. Tazi şey yapmayı planlıyor, yapıyor şu anda. AI that is ready for business diye bir motomuz var ve next generation AI'yı yapıyoruz. Ve bunu yaptığımızı da Gartner'ı duyan var mı aranızda? Evet, Gartner işte dünyanın en büyük analiz şirketi. Bizi Türkiye'deki, bizi aslında dünyadaki 4 şirketten bir tanesi seçti. Türkiye'de şimdiye kadar hiç kullanılır olan şirket yok bildiğim kadarıyla. İTÜ Teknokent'te ürettiğimiz yazılımımızla dünyadaki 4 şirketten bir tanesi seçtik. Kullanılır in AI Core Technologies olarak. Bunlar da bizim ekiplerimiz kurulduktan sonra gözlükleri takıp şeyde bahçede fotoğraf çekildik. İlk fotoğrafta şeyde kaşı beyazda. Böyle İstanbul çok güzel. Bizim aklımızda işte kurvendir olmayanın da dünyadaki işte Big Tech 500 arasında seçildik Hello Tomorrow tarafından. İlk 4'te olunca ilk 500 olmanın çok önemi kalmadı gibi geldi ama o da güzeldi. Şu yazıyı çok seviyorum. 2018'de Bill Worries diye bir yazar bizi anlattı. 2 tane demodan sonra. Ve yazıyı okuduktan sonra ben dedim ki yani Tanju dedim adam bizi bizden daha iyi anlatmış dedim. Dedi ki adamın vazifesi zaten anlatmak dedi. Ondan sonra marketingin ne kadar önemli bir şey olduğunu biraz daha iyi anladım. Ne yapıyoruz? Şimdi ben machine learning öğretiyorum aslında. İTÜ'de hocayım. Bu sene biraz off aldım, Tazi'yle biraz daha uğraşayım diye ama sonuç olarak machine learning yapan, data scientist olan insanlar yetiştiriyoruz. Business dünyasına girdikten sonra işte epeyce consultantlık da yaptım. 14-15 senedir her türlü sektörde bir şekilde consultantlık yaptım diyebilirim. Şunu gördüm, machine learning işleri data scientistlerin yaptığı işler olarak hep algılanıyor. Bir data scientist dünyası var ama data scientist dediğimiz insan, ben de dahil olmak üzere, aslında şeyle çok ilgileniyor. Böyle işte deep learning'in işte içerisindeki bir algoritmanın şurasını nasıl yaparsam daha iyi performans elde ederim diyor. Yani o excited geliyor ve ben de yaptım hani onları. Yani gece saat 4'e 5'e kadar makale yazdım. Zavallı öğrencilerimi ayak tuttuğum zamanlarım vardı. Ama bir de business expert denen, business user denen başka bir kişi var. Hani sizin de söylediğiniz business user'ları ne yapıyor diye. Bu adamlar da şey yapmakta ve kadınlar da yani müşterileri kapıda bekliyor. Zararların önlemeleri lazım. İşte milyonlarca data geliyor. Yani işte oradaki %95'den %96'ya gelmenin çok fazla bir önemi yok. Yani yeter ki bu sistem breakdown etmesin. Ben şeyi biliyorum, hani Avrupa'da, Amerika'da da masalarda oturdum. Karşımda 10 tane data scientist olan şirketler vardı. Bana şey dedi insanlar, en son Almanya'da birisi söyledi. Oluşturduğum sistemde %80-%90 önemi yok dedi. Şu anda dedi benden business unitleri 100 tane machine learning modeli bekliyor. Benim sadece 5 tane yapacak kuvvetim var. Ben 100 tane machine learning modelini üretmek istiyorum ve bunların operational olduğundan emin olmak istiyorum. Dolayısıyla mesela sadece machine learning modelini üretmek değil, onu operational durumda kırılmadan yaşıyor hale getirmek.
Peki machine learning modelleri niye bozuluyorlar acaba? Yani hani şimdi IID denen bir şey duydunuz mu? IID. Independent and Identically Distributed diye bir şey var. Machine Learning dersinin ilk başlarında falan öğrettiği bir şey benim. Machine Learning dersini öğretirken ve hani şey dünyasında, data scientist dünyasında veya işte teorik dünyada diyoruz ki Machine Learning modeline datayı öğretirsin. Öğrettikten sonra da aynı distribution'da aynı şekilde datayla karşılaşmaya devam edersin. Hani öğrettiğin modeli sana hizmet etmeye devam edecek. Şimdi kedilerle köpekleri ayırt ediyorsanız problem genellikle yok. İşte çiçekleri ayırt ediyorsanız problem yok. Ama hiçbir iş insanının ben şey dediğini duymadım. Yani benim işim hiç değişmiyor. Bunu söyleyen kimse var mı aranızda? Varsa hani ben o işe alayım, biraz tatil yapayım falan ama yok öyle bir şey. Dolayısıyla data devamlı değişiyor. Data değiştiği için de machine learning sistemlerinin de sürekli öğreniyor olması lazım. Tazi'de biz zaten sürekli öğrenen sistemler, machine learning sistemleri içeren bir şey olarak kurduk. Ve sonuç olarak hem data scientistlerin ve business expertlerinin beraber kullanabileceği hem de sürekli öğrenen bir sistem yaptık Tazi'de. Bir automatic machine learning denen bir şey var. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Şey oldu, hocalardan marketingciler çıktı en sonunda. Böyle özür dilerim, böyle marketing sahibi gibi olduğu için ama burada hemen şey söylemem lazım. Biz automatic machine learning tool'ları var. Data robot ve H2O. Bunları duyanlarınız var mı? Data robot veya H2O. Evet. Automatic machine learning tool'ları şunu yapıyorlar. Diyorlar ki, ya diyorlar, bu machine learning data scientist uzmanları işte neural network'ün 5 tane mi değeri olsun, işte optimization'ı şöyle mi yapsın, learning rate'i böyle mi yapsın diye düşünmesinler. Biz otomatik olarak bunları arayalım ve optimal bir şey bulalım diyorlar. Bize otomatik machine learning tool'larından data robotla ve H2O'yla ve başka startuplarla karşılaştıran bir çalışma var. Bu adamlara biz para vermedik, mal alacaklar sandık. Sonra bizimle ilgili rapor yazdıklarını fark ettik. Önce çok kızdık, ondan sonra biz başta olunca çok sevindik. O yüzden böyle rahatlıkla kullanıyoruz. Bu Target Base'in yaptığı bir çalışma Amerika'da. Otomatik machine learning tool'u ürettik biz. Ve otomatik machine learning tool'ları şurada yer alıyor. Onlar data scientist'ler için yapılmış olan şeyler genel olarak. İşte Scikit'tir, R'dır, SAS'tır, SPSS'tir. Onları kullanıyorsanız genellikle bir tür bir developer'larınızda olması gerekiyor. Fakat eğer bir business expert iseniz o zaman şu anda Tazi kullanmanız gerekiyor. Yani bunu çok rahat söylüyorum çünkü bu competitor'larımızdan bir tanesinin data scientist'i bize dedi. Yani siz business expert için yapılmışsınız. Biz yapamamışız her şeyi de, hangi kompetitör olduğunu söyleyeceğim. Yaptığımız şu oldu, hem dedik işte business expert denen bu insanlara hizmet edelim. Bence en sonunda müşteri önemli. Yani hani siz istediğiniz kadar eğlenceli işler yapıyor olun data scientist olarak, bunu birisi size para verecek kadar seviyor mu ve alıyor mu? O adam da business expert, ya da kadın ya da adam her neyse. Adam deyince kadın ya adam diyorum bu arada. Dolayısıyla Business Expert Focus hem machine learning platformu hem de otomatik machine learning yaptık ama bunun yanında dedik ki eğer bir şey kullanacaksan anlıyor olman lazım. Çünkü çok önemli kararlar veriyorsunuz. Yani mesela bir insan yurt dışında kredi kartıyla bir alışveriş yapıyor. Diyeceksiniz ki bu fraud mı değil mi? Yani riskin nedir onu bulmaya çalışıyorsunuz. Kapatırsanız müşteri gidecek sizden. O kararı alacağınız sistemi anlamanız lazım. Anlamazsanız onunla karar almanız çok mümkün değil. Anladığınız şeyle aksiyon alabiliyorsunuz ve güveniyorsunuz ona ve anladığınız her şeyi de düzeltmek istiyorsunuz. Bu bir insan prensibi. Yani hani bir şey yanlış yere gidiyorsa tabii ki diyorsunuz ki ya sen şöyle biraz düzgün ol diyorsunuz. Burada kullandığımız çok güzel teknolojiler var. İşte Explainable AI, ondan sonra Human in the Loop denen ya da işte Active Machine Learning, Co-Training, Semi-Supervised Learning denen bir sürü teknik şeyler kullanıyoruz buralarda. Ve bunları da başarılı yapıyoruz. Ve bunun üzerine de continuous learning yapıyoruz. Continuous learning'de de böyle 9 canlı kedi gibi olan bir sistem yapmanız gerekiyor. Çünkü böyle devamlı çatır çatır öğrenmeye devam edecek dünya değişiyorken. Yani bir algoritma fail ederse öbürü yaşayacak. İşte bir tanesi keep up edemiyorsa öbürü keep up edecek. Hızlı olacaklar. Yani hakikaten çok uğraştık. Böyle 5 senedir kod yazmaktan canımız çıktı. Ama hala eğleniyoruz. Bizim ekip de eğlenmeye devam ediyor. Sizin kadar eğlenceli işler yapmıyoruz ama işte biz de risk yapıyoruz falan, onlarla yaşıyoruz. Şunları yapmak çok kolay değil de o yüzden onlarla ilgili patentler falan başvurularında bulunduk.
Ve bu teknolojileri kullandık. Bunların hepsi gerçek müşteri hikayeleri. İşte bir müşterimizde 40 milyon dolarlık bir yıllık cirolarını 1,5 milyon dolar daha arttırabildiklerini, başka bir müşterimizde çağrı merkezi kostlarını %33 azaltabildiklerini, başka bir müşterimizde de bizim sayemizde aktüellerin %50 daha fazla mikrosegmentlere hakim olabildiklerini gördük. Bunlar customer testimonial'larımız, web sitemizde de var zaten. Ve şuraya gelin. Şimdi bir data scientist olarak hani şey yapmak istiyoruz 5 dakikada. Okay. Biz bir modelin işte bir yerini çok daha iyi yapmak için uğraşıyoruz ya. Bu gerçek bir hani herhangi bir business'ta göreceğiniz machine learning sistemi aslında. Sadece bir tane department değil, birçok department'ın bir arada olduğu customer focused bir pipeline. Şimdi customer'ınız geldiği zaman onunla ilgili mesela bir bankada ne yapmak istiyor olabilirsiniz? Önce ben ona kredi vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünmek istersiniz. Sonra kredi verdikten sonra ya ben buradan daha da fazla şey satayım deyip işte bir şey upsell cross-sell yapmak istersiniz. Sonra bir sürü müşteriniz var. Bir yerlerde kar ediyorsunuz, bir yerde zarar ediyorsunuz. Acaba nerede kar, nerede zarar ediyorum diye bir mikrosegmentasyon yapmak istersiniz. Sonra arkasından işte yaptığınız mikrosegmentasyonda bir yerde çok zarar ediyorsanız acaba orada fraud var mı yok mu diye bakmak isteyebilirsiniz. Sonra müşterilerinizin gittiğini, kimin gittiğini anlamak isteyebilirsiniz. Anladıktan sonra da zaten müşteri size zarar ettiriyorsa ya kardeşim sen git diyebilirsiniz. Ya da işte müşterileriniz artık ödememeye başlamışlarsa hani kredi riskini hesapladınız ama yine de bir şeyler değişmiş olmuş olabilir. İşte bu adam işte ödemezse ben ne yapacağım, nasıl paramı geri alacağım diye başka şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bu her modelin içerisinde aslında bir sürü machine learning modelinin, sisteminin çalışıyor olması lazım. Mesela çok basit bir örnek, işte churn edecek müşterilerimi bulmak istiyorum. Mesela yeni bir işe başladı, yani yeni mi başladı yoksa yenileyen müşterimi sigorta için bakmanız lazım. Ondan sonra işte hangi farklı ürün gruplarını alanlara belki farklı farklı bakacaksınız. Yani her birinin içerisinde farklı farklı modeller var ve ancak bunlar birbirleriyle konuşurlarsa işe yarayan bir iş yapıyor olacaksınız. Ve eğer bunu yeterince büyük bir ekiple yapmıyorsanız bu hale geliyorsunuz. Yani çünkü hani bu kahramanı tanıyan kimse var mı? Cat in the Hat. Çocuğu olan kimse var mı? Okey. Bu çocuk kitaplarından benim hani çok sevdiğim bir şeydir. Anne olarak kendimi hep böyle hissettim. Şimdi CEO olarak da aynen böyle hissediyorum. Çok farklı değil. Ama birçok işi aynı anda yapmak isteyen, yapmak zorunda olan ekiplerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü sizin ekipleriniz eğer işte şunun içerisindeki filanca modeli daha iyi yapmaya uğraşırken bir sürü müşterinizi kaçırıyorsunuz mesela. Dolayısıyla iki şeye birden ihtiyaç var. Hem data scientist kadrolarına ihtiyaç var. Onlar modellerin içerisindeki inefficiency'leri daha çözecekler. İşte çok yeni problemlere çok yeni çözümler bulacaklar ama bunun yanında da bu işlerin backbone'unu götürecek, machine learning modellerinin kurulmasını, yenilenmesini, test edilmesini, işte backup edilmesini, her şeyi yapacak olan sistemlere de ihtiyaç var. Biz tazı olarak bunu bir ürün olarak şu anda sunabiliyoruz. Ve bir tane ürünümüz var, bir şey yaptık bu arada ilk başladığımızda, her startup'ınız varsa bu hatayı yapmayın diye söylüyorum. Dedik ki ya ürün çıkarmak neymiş, biz hemen yaparız dedik. Hatta dedi ki ben de profesörüm, işte insanlar derler ki ya hocam 3 tane mi 5 tane mi olayım işte filan diye düşünerdik. Öyle bir şey olmuyormuş meğerse. Dedik ki bizim gibi startup şu anda 16 kişiyiz. Yani 16 kişiyle sadece bir tane ürünü support edebildiğimizi gördük. Ve hatta bu ürünü sadece ve sadece insurance finansal retail de support edebildiğimizi görüyoruz. Ve ileride de ancak büyüdükten sonra yani daha da o aynı sektörlerde daha deep tarayacağız. Belki sadece insurance ve finansa belki konsantre olacağız. Ama retail customer'ları peşimizden geldiği için mecburen retail'e de girmiş durumdayız şu anda. Case'ler var. Use case'lerin aslında hepsini bizim web sitemizden alabilirsiniz. Şey yaparsanız, başvurursanız info@tazi.ai'den. Bunlardan bahsetmeyeceğim şey oldu. Belli bir yerden sonra sıkıcı olmaya başlamış. Hepsiyle ilgili case'lerimiz var, yaptık. Dediğim gibi info@tazi.ai'den bilgi alabilirsiniz. 15 dakikada mı yaptım? Süper, okey. Sorularınız varsa alabilirim. Çok teşekkür ederim.
Nazire sensör sorsan. Okey, çok teşekkür ederim.